Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Zan 4. Zan 4. dersimiz. Şimdi ilk önce tarifini yapıyorum. Yine bu manada. Her bir derste farklı bir yönüyle yapılıyor. Buraya, buraya. Sen Emre, otur kardeşim. Kişiyi örten örtüsüdür. Yani her derste zan farklı tanımlama yapılıyor. Çünkü zanın içeriği çok farklı. Dört ayağı var. Zanın içerisinde vehim var, şüphe var, cehalet var ve bilgi var. İlim yok. Şimdi dolayısıyla farklı şeyi taşınıyor. Her derste farklı bir meratibinden bahsediyoruz. Bu tanımlama dördüncü dersimizin ruhu olacak. Bu zanın dördüncü ders şimdi ya. Kişiyi örten örtüsü. Bunu izah edecek. Umumi zannettiği hususi dünyası. Böyle umumi zannettiği hususi dünyası. Nazarında fena bir memlekete veya bir memlekete düştü. Dimağındaki tasavvurun mertebesidir. Zanın yeri dimağındaki tasavvurdadır. İma 7 mertebesi vardı. Tahayyül, aşağıda yukarı, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat 7. Buradadır. Çok önemli bir şey şimdi o bu kadar yapacağımız ve şunu şöyle getirdin ama bak şu anda yapacağımız dersin çarpmaz herhalde. Şu da dahil. Keşke şunun da 200'ü olsaydı dedim de bugün çok. Şimdi bak kolay olsun diye dershanede yazmadım ki zamanımız yok, zamanımız yok. Ben sabahtan beri bunu yazdım, seçtim defterde. Şimdi niye bunu gösterdim? Şu anda okuyacağım yer için gösterdim. Çok önemli bir oralardan çıktı, nereden çıktı diye sorulur. Zanın gene tarif kişinin kendi kendine kişinin kişilere kişinin varlığa kişinin Allah'a karşı vasatıdır. Yani kişi ile Allah arasındaki berzahtır. Zan mı? Zan. Yani enayine zenni abdibi kulumun zanına göreyim diyor ya. Kulumun zanına göreyim diyor. Allah'ın rububiyeti, Allah'ın icraatı, Allah'ın muamelesi, Allah'ın sana karşı tecellisi ni sen oluşturuyorsun. Bunu gavur ya dinlerden almış veya meyve risalesinde söylüyor. Hassasiyet ilminin tezahüdüyle inkişaf etmiş hisler ve haletler var. Fende gavur dahi olsa. Tamam, hassasiyet ilminin tezahüdüyle dünyanın bütün fani olmasıyla var ya böyle. Nedir o? Diyor ki her şey her yerde var. Her şey her yerde her mertebesiyle var. Biz diyor onu talep ederek, onu düşünerek, onu hayal ederek, ilk önce hayal ederek, düşünerek ciddi teveccüh ederek diyor. O diyor bağlıdır, çözülüyor, sana geliyor. Ciddi bir hakikat payı var. Nedir o hadisi kutside? En ayne zenni abdibi. Kulumun zanına göre rububiyetim tecelli ediyor. Herkesin Allah'ı birdir. Herkesin Rabbi farklıdır. Rabbul Alemin. Kullar özü bir Rabbin Nas. Ta ki onun zannı gibiyim. Rububiyeti öyle tecelli ediyor. Bunu nasıl oluyor? Kişinin kendinden kendine, kendinden başkasına, kendinden şeceri varlığa, kendinden Allah'a
arasındaki berzahtır. Çünkü insan zaten berzahtır. Şualar 121. İnsani berzahtırlar diyor. Allah ile insan arasında bir maben yoktur. Başka bir berzah yok. Ama kişiyi Allah'a şöyle diyeyim. Daha antik olacak. Şimdi bu mıknatıs düşünün. Mıknatıs. Şu da demir. Bunun belirli bir mesafede durursa bu onu çekmez. Değil mi? Eğer bunu böyle yaklaşırsan burada durma şansı var mı? Yok. Yok. Yapışır aslına döner. Bu haşa Esma-i Hüsna Allah yönü. Bu da mahlukattır. Bu mahlukatı burada tutan, aslında rücu etmeyip de varlıkta, mümkünatta tutan şeytandır. Şeytandır. Eğer şeytan çıkar kendini aradan, zahir olsun yaradan, eğer şeytan buradan çıkarsa varlık, varlıktan çıkar. Varlığı mümkün kılan, varlığı mümkün kılan, Esma'dan, Allah'tan, yani uzak manası hakikat olarak burada tutan sistemin adı, şunu buradaki boşluğun adı Adem'dir, çık yukarıya, şeytandır, çık yukarıya, vesvesedir, çık yukarıya, zandır. Burada. Zanı da çıktıktan sonra gül gibi açılıyor Gonca, vehim, şüphe, cehalet, bilgi diye. Yani varlığı burada tutandır. Yoksa yapışır. Celb olur. Şimdi bu konuşmadan sonra kişinin kendi kendine, kişinin kişiler arası, kişinin Allah ile kendi arasındaki varlıkla kendi arasındaki berzahıdır zan. Korkunç bir şey ya. O zaman kaderim, hani sıkıntılı ya kader meselesi. Kader Allah'ın sana muamelesi. Biliyor. Ha bunu sen oluşturuyorsun. Kaderin de zemini oldu şimdi. Yani kişinin zanına göre ise enayine zenni abdibi he? Onun zanına göre ise zanını nasıl yaparsa rububiyet öyle tecelli ediyor. O zaman berzahtır. Ve sistemin adıdır zan. Sistemin adıdır. Öyle bir sistemin adıdır zan. Zan kendisi sistem. Şimdi onun zanın ifratı suizandır. Vasatı hüstü zandır. Tefriti sistemin çökmesidir. Böyle bir sistem çalışmıyor. Adamda yok. Şimdi zanın sebebi çok önemli. Dün konuşmuştuk. Ama ciddi bir karşılığını yapmadık. Hepinizde katılımla beraber katmanızı yani düşünmenizi isteyeceğim şimdi burada. Ben kendimce zanın sebebi ve zemini ustad açık diyor ikinci sözde. Hotbin sizden isteyeceğim şu. Hotbin hotgam hodendiş betbin. Bunun çaresi nihayetsiz kusurunu anlamak ve anlarsa görürse nihayetsiz noksan. Ben şöyle siz düşünmenizi istiyorum sizde. Katkınızı istiyorum. Hotbin neydi? Manası? Kendini beğenen. Kendini gören lügat manası da fakat mecaz olarak. Kimi bak. Hotbin. Gören. Kendini gören. Yani yanlış yapmayacaksınız bu lügatta burada. Onun kendini göreni, kendini beğeni yaparsan olmadı. Bin gören. Şimdi görürse, kusurunu görürse, bunun çaresi, nihayetsiz kusurunu anlarsa, görürse hotbin olur. Hotbinlik de şey kurtarır. Hudabil olur. Evet, hudabil. Hotgam kendini düşünen. Gamsız. Gamsız. Kendinden gam eden. Hot gam. Kendi öyle bir gamsız ki kendinden başka gamı yok. Böyle bir problemi yok. Böyle bir derdi yok. Alem İslam'mış, davaymış, İslam etmiş. Ya birilerle mücadele etmek gerekiyormuş, demek lazımmış. Süte yağa dokunmaz.
Ama ücrete gelince başta olmak ister. Fakat risk almaz. Bu kim? Bu nasıl kurtulur? Kendinin noksanını anlarsa ve görürse hotkamlıktan kurtulur. Siz bu sıralamayı size bırakıyorum, değiştirebilirsiniz. Ama benimkini böylelikle bir takdim edeyim. Hodendiş. Kendini endişe eden. Kendinden başka bir endişesi, tasası yok. Bu adam nasıl kurtulur? Nihayetsiz fakrını anlar ve görürse kurtulur. Yani endişe edecek bir şey yok ki. Niye? Nihayetsiz fakirsin zaten, bir şeyin yok ki. Neyin endişe edeceksin? Bir varlık rengin yok ki varlığından endişe edesin. Adam mesela deseler ki, araba çalındı aşağıda. Kim endişe eder? Araba benim, ben endişe etmem. Benim arabam yok. Tamam. Arabası olan, arabasının çalmasından endişe eder. Ha, değil mi bir şey? Ersal da gülüyor. Kesinlikle öyle diyor. Bak arabası yok. Adresimizin arabası var. Ahmet'e seni var. Batman. Karamsar. Her şeyin kötünü görüyor. Yani her şeyde ya mümkün olduğu kadar suyu zannediyor. Hüsnü zannetmez yani. Bu adam da ne kadar aksini anlar görürse bu şeyde kurtulur. Demek ki zanın zemini bu da kurtuluş şeyi. O zaman zan genel itibariyle balondur, hususi dünyadır. Kişinin kendi kurguladığı, hani diyor ya, nazarında fena bir memlekete düştü. Nazarındaki memleket bu. O memlekette nasıl çıkacak? Kendi süsü dünyasını, umumi dünya zannettiren budur. Ama bu, bununla, eğer bunu anlar ve görürse, aksini, fakrını, noksan ve kusurunu nihayetsiz görür anlarsa, bir şeyle tatbik edelim mi abi, istersenlikle bedbahtlık var ya abi. He. Buna da mesela zannı tatbik edersen. Aynen ama şimdi onu nereye koyacağım bilmiyorum. Zaten orada bu bedbaht adamın özellikleridir abi, şu dört tanesi. Bedbaht adamın. Şu hangisi, şu mu? O hot gun, o demir. Şu mu diyorsun? Evet abi. Bir bedbahtla bahtiyar adamın söylüyor ya bu geçtiği yerden. Şöyle o zaman şey yapayım. Oraya şu... Gitmez. Bedbaht mı dedin? Evet abi. Biri bedbaht, biri bahtiyar ya abi. Şimdi bedbahtı sayıyor ya abi. Baht. Öyle mi? Bu da bahtiyar mı diyelim? O zaman bahtiyar olur, ona dediğiniz gibi. Tamam, o zaman bunu şey yaparsa, şöyle yapayım. Anlarsa bak. Şöyle yapayım. Abi suizan günahkar mı yapıyor insanı? Yoksa sınırı yok, imansızlığa kadar gidiyor mu? Bunu yazayım da. Bahtiyar mıydı? Evet. Yazayım abi. Ondan sonra teveccüh edeceğim sorununa. Çünkü bu mevzuda ezber konuşulacak şey değil yani çok. Ben çok çok ciddiye alıyorum her şeyi. Bu zanı mı suizanı mı Hasan abi, bu bedbah olan kişi? Zan yazmışsın hala. Zanı? Suizanı. Zanı, zaman ne sistem? Ha, o şeye taşıyor, suizana taşıyor. Zanı, onu tamam, aferin, o da doğru. Zanın sebebi suizana. Şöyle diyeyim, suizana taşıması. Şöyle ekleyeyim. Kim öksürüyor o kadar? Çok öksürüyorsan aşağı ineceksin. Tamam. Bak Nadir abi ön çıkı almadı. Suizana sebep olan. Sebep olan. Tamam. Evet. Doğru. Tamam. Doğrusun. Şimdi sen bir şey söyledin. Gafır abi. Gafır ha. Yok. Abi suizan insanı sadece günahkar mı eder yoksa sınırı yok? İmansızlığa kadar götürüyor. Abi canım Allah'a suizan ediyor. Allah diyor niye yani bunu niye böyle yaptı diyor. İcraatını beğenmiyor. İcraatını beğenmiyor. Zaten sorun bu. Bu dersin ana teması Allah'ın rububiyetini nasıl hoş karşılayacağız? Hani Allah'ın tecellisini enayine zenni abdibi ben de nasıl işleyecek? Şimdi zanıma göre Cenab-ı Hak tecelli ediyorsa ben zanı tanımıyorum. Zanı suizana götüren, zanı hüsnü zana götüren bilmiyorsam ben zanı nasıl yöneteceğim? Ki kural şudur.
insanda yönetemediğin her şey seni yönetiyor demektir. Terbiye edilemeyen her bir his, latife, duygu sırtlan gibi seni yer. En büyük bela akıl olur. Akıl bela olur diyor. Akıl bela olur. En büyük bela akıldır. Çıkart, hayvan ol, mümkün de değil. Sırtlan gibi seni yiyor. Delinin psikoloji bu sorunu yok ki, hayvanı da yok, çocuğun da yok. Yani kullanamadığı için, kullanılamadığı için, doğru kullanılmadığı için. İşte bu aklı maklı hepsini etkiliyor bu adam. Evet, geçiyoruz konuya. Tamam, bunu Allah razı olsun. Bak ne güzel oldu işte. Bak. Bir de abi mesela birinci sözden dördüncü, beşinci söze kadar bir mağrur ve mütevaziden bahsediyor ya. He. Mağruru anlatırken bedbaht hod bin hodgam hodendiş, mütevaziyi anlatırken kusurunu bilen, aczini, fakirini şefaatçi yapan. Doğru. Mesela diyor abi. Tamam, doğru. Doğru, o da doğru. Yer yok ettiğim o. Tamam. Yani şimdi devam ediyorum şeyden aldığımız yerlerden. Suizanla bütün kaybetmektir. Suizanla kaybettiriyoruz bize. Mesela onun hasenatına ortak olacaksın. Suizan ederek onun hasenatını tarumar ediyorsun. Ya bırak adam mı falan diye. Sözler 212. Evet abi. Orada geçiyor. Oradaki şeyi hulasa cümle ettim. Ki baksın oraya. İstikametsiz hüsnü zan var, hüsnü zan var. Yani istikamet yok. Şeyhine, abisine, hocasına. O insanı ne yapar? Bidatlara ve dalalete sebep olur. Bir tane misal vereyim. Mektubatta geçiyor. Adam gidiyor. Dün rastladım. Yanımda kim vardı? Emre dedi. Yanımda Almancı İsmail vardı. Hiçbir şey demedim. O uyardı beni. Bir türbedeyiz. X türbedeyiz. Ve alimler türbede cumadan sonra, dün cumaydı ya, Yasin Tebareke okurmuş, biz duaya denk geldik. Bitmiş, tamam. Duadan sonra ayrılıyor. Herkes resmi geçit gibi geçiyor türbenin altında. Ayağındaki o mermeri öpüyorlar. Vallahi. Evet. Maalesef bunun en zirve bidatı Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarı'na Süleyman Efendi'ye yapılıyor. Süleyman Hilmi Tunan Hazretleri'ne yapılıyor. Mermer öpülüyor. Bu da Ali Haydar Efendi'ye yapıldı orada. Ben hiçbir şey demedim. Mermer öpülüyor. Eğiliyor, mermer öpülüyor. Dedi ki abi, dedi, bu nasıl bidat? Hele cahilin bidatı bir derece bir yere sokarsın. Cehaletine sokarsın ama İşte bunları çekerek ceple, bunları kameraya düşerek Ehl-i Sünnet vel Cemaat'a Vehhabiler, Şialar böyle hücum ediyorlar. İşte istikametsiz hüsnü zan bidatlara ve dalaletlere sebep olur. İbadet zannediyor. Abi ben daha önceden, siz bu zanla hiç çalışmadan önce bir dönem ben hatırlıyorum size bir soru sormuştum. Hüsnü zan her şeyin ifratı, vasatı, tevhidi var derken hüsnü zanla alakalı da acaba bu söz konusu olabilir mi demiştim. Herhalde eksik cevap almıştık o zaman. Bu çalışma da siz hüsnü zannın da ifratı, vasatı ve tevhidi olduğunu. Evet, dün de ayıptık onu. Evet, ben onu. Sen o yoktun. Üçüncü evet. Derste var. Şeyden izledim. Evet. Hüsnü zannı bilmiyordum. Bir de var abi. Bir de mi var? Bir de de var herhalde. Hüsnü zannı konuşmuştuk değil mi arkadaşlar? İfratı muhabbeti ilah yapar. Putlaştırır. Mesela Hüsnü Zan'la adaleti nasıl şey var, nasıl bir var? Adaleti? Mesela diyelim ki Allah diyor ki ben Hüsnü Zan'la göreyim diyor. Sizi he. Evet. Bak nasıl biliyor musun? Şimdi harika bir soru bak. Nasıl adaleti dönüştüreceğiz o Hüsnü Zan'ı? Nasıl vasata koyacağız? Şimdi zanın öyle ezber konuşmayacağım. Ben sana geçiştirici bir şey söyleyebilirim değil. Zanın içerisinde ne vardı? Allah'ın zaten niyeti üstü zan yapılması gerekmiyor mu abi? Ha, Allah'ın yapılıyor. Allah'ın ne? Onu sor zaten. Yok, adaleti diyor. Yani kainattaki Allah'ın icraatı, rububiyetini. Allah'ın ibadeti, kendi zatını değil de rububiyetini nasıl dengeleyeceğiz? Nasıl karşılayacağız? Yani mesela, hoş olmayan bir şeyi de yapıyor ya bize göre, kanser olduk. Değil mi? Onu kastediyoruz. Şimdi biz zanın altında dört tane özellik vardı. Vehim, şüphe, cehalet, bilgi. Bunları
Bunları vasata koyan neydi dinimizde? Edile-i Şeriye. Peki bizde ne olmalı Nurculuk'ta? O öyle diyor, bu böyle diyor, tamam mı? Mehdi geldi, gelmedi diyor. Üstad şudur diyor, şudur diyor. Uçuyor, kaçıyor diyor. Bilmem ne yapıyor diyor. Sen böyle diyorsun. Bizim ölçümüz nedir? Bu mahkemat 49'da diyor ki, 4 tane ölçü var. Bak diyor ki, lupu bulmayan kışır ile meşgul olur. Esasatı tanımayan hayalata sapar. Hakikati göremeyen hayalata sapar. Lupu bulmaya kışır ile meşgul olur. Ondan sonra istikameti kaybeden sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Muvazenesiz ve mizansız olanlar çok aldanır virgül aldatır. Yani bu edile-i nuriye bu. Ötekisi de edile-i şeriye bu. Erdemir Allah'ın kainattaki adaletini, rububiyetini dengeye getirebiliyorsun. Başka şansın yok. Başka hiçbir şans yok. Bilgin, ilime nasıl dönüştürüyor? Hani vehmin altında bilgi vardı ya, vehmin altında zannın altında vehim, şüphe, cehalet, bilgi. Bilgiyi ilme nasıl dönüştürüyoruz? Allah hükmederse. Edile-i Nuriye sana şey yap. Muvazenesiz adam. Yani vezin. Bir de mizansız, kantarsız ve metresiz. Şimdi ben sana soruyorum. Sütü, bu süt kaç metredir? He Faruk? Saçma olur. Çünkü sütün metresiyle ölçmez. Metrenin. Ha, bak muvazenesiz böyledir. Sütü metreyle ölçer. Bak muvazenesiz ve mizansız. Yani nerede hüsnü ayrıcağını bilmiyor. Yani esasatı bilmiyor. Mesela uygulayayım, biraz daha aşağı ineyim. İzleyelim. Şimdi sözleri okudun, lemalar okudun, mektubatı okudun, şualar okudun. Peki bu donanım acayip, yani iman arttı. Hizmet edeceksin. Nereye? Kim kime? Nereye, nasıl? Nasıl hizmet edeceksin? Nereden gideceksin? Nasıl hizmet edeceksin? Laikaları bilmezsen. Biz de zanı vasata getiren kesinlikle ve kesinlikle laikalar. Bu zan dersinin kaynağı laikalardır. Göreceksiniz her taraf, bak şu alar, bak görüyor musunuz? 13. 14. şu an. Her şeye tatbik edilir. Zemin dediniz mi? Zemin. Mesela emirdağ, mektubat bu. Bu da ölçüler. Mektubattaki ölçüler. 3 şahsiyettir, şöyledir. Şu alar ve arka tarafları göreceksiniz hep emirdağ. Ya abi mesela dinde hassas, muhakeme yakliyede nüksün. Ha bak, dinde hassas, sözleri çok iyi biliyor. Muhakeme yakliyede. Diyor. Onun nazarında kusursuz hükümet arar diyor. Kusursuz adi muhal, yani muhaldir, muhallede maldir. Ben bunlara diyor anarşist nazarıyla bakıyorum diyor. Mahkeme. Anarşist. Yani kusursuz bir insan, kusursuz bir devlet, kusursuz bir hükümeti arayan bunlar anarşist tipli insanlardır diyor. Zannı vasatlı olur diyor, değil mi? Tabii ya, her şey. Şimdi bak getirelim. Kişi ilk önce yeise düşer. Şöyle çarptım değil mi size? Böyle mi? Daha dursam. Böyle mi daha kolay? Heh. Bak. Kişi ilk önce yeise düşer. Sonra kuvve-i maneviyesi kırılır. Sonra suizan verir. Tamam mı? Bu üçü cem olursa şeytan vehmini tahrik eder. Bak. Yeise düşen, kuvve-i maneviyesi kırılan suizana veriyor. Şeytan bu sefer bu adamın yukarıya çıkıyor. Çünkü şeytan buradadır. Şeytan kalbe yakın lüme şeytanededir ve oturur. Kalbe bazen baskın yapar. Bazen bırakır Fatih. Kalp krizi geçirdim zanneder. Bu adam yapıyor. Peki bu adam suizan ederse, yani ilk önce yeise düşer. Yeise düşünce otomatik olarak kuvve-i manesi gidiyor. Kuvve-i manesi gidince Allah'a ve herkese suizan ediyor. Suizan edince hemen aşağıdan yukarıya çıkıyor. Vehim aktif oluyor. Vehim. Vehim bunlardan sonra mı aktif oluyor? Tabii tabii, kesinlikle. Önce yok. Yeis, bak çok yeisin meşgul oldum. Bunu diye yazabilmek için yeis hakkında belki de haftalarca, aylarca uğraştım. Yönü. Yeisin yönü dibedir. Dibe doğrudur.
Kuvve-i maneviye ise yönü içsel aleme doğrudur kendisi. Suizan ise karşıyadır. Bize doğru derken çöküntüye ve sebep olduğu için mi? Yani çöküntüye sebep oluyor. Seni aşağı indiriyor. Dip. Yeis dibe çökertir. Mesela kuyuya kardeşleri attı Yusuf'u. Hangi sıfatla attılar onu? Haset. Haset. Haset kuyudur. Peki, mesela kin ve nefret hapishanedir. Seni bloke eder. Abi mesela Üstad Utbe-i Şamiye'de diyor ki, Avrupa'yı diyor terakki ettiren, bizi tedenni ettiren alt hastalık var. Birincisi yeistir. Yeistir. Dibe indiriyor. Dibe indiriyor. Zaten zannediyorum ki almamışız. Utbe-i Şamiye'de. Utbe-i Şamiye'de. Evet. Dibe götürür. Yani bunu belki aylarca meşgul olduğumuzun bir cümlesidir. Bunlar, bu dersler zaten öyle. Yeisin yönü, mesela şöyle diyeyim. Korkunun yönü gelecektir. Elemin şeyi ise mazidir. Tamam mı? Yani yön. Yeisin yönü diptir. Kuvve-i maneviyenin yönü kendisidir. Suizanın yönü karşısıdır. Yeis tabiri de düşürür diyor zaten. Düşürür tabiri kullanır. Doğru. Düşürür. Yeisi düşürür. Peki. Şeytan ilk önce insana suizan ettirir. Daha sonra söyleyeceğini, yaptıracağını söylettirir, yaptırır. İlk önce suizan ettirir, ondan sonra söylemesi gerektiğini, yapması gerektiğini, ondan sonra yaptırır. Suizan vermeden yapamaz. Bunlar kaynak. Yani diyor, Kur'an çok kutsuz bir göz. Öyle mi yapıyor? Evet, aynen öyle. İlk önce suizan ettiriyor. Yani Kur'an'a suizan ettiriyor. İlk önce suizan ettirmeden kuvve-i manevini kıramaz, suizan da verdiremez. Şimdi bak aşağıda. Birinci yeis geçiyor mu? Birinci hastalık yeis geçiyor. Yeis işte zaten. Ama ilk önce suizan. Yani şöyle. İlk önce yeise düşürdükten sonra ondan sonra artık yeis oluyor. O sistemin altıydı. Üste çıktı artık. Abi münafıklarla ilgili ne diyebiliriz bu konuda? Münafık, mesela şeytan böyle yapar diyorsunuz ya. Münafıklık şeytan. Münafıklık şurada geçiyor. Diyor ki Allah'ın rububiyetine taban tabana suizan ediyor. Münafık Allah'ı inkar etmiyor. Allah'ın rububiyetini inkar ettiriyor. Münafık gelip de bak şimdi kafir Allah'ı inkar ettirir. Kafir karşımızdadır. Münafık içimizdedir. Münafık Allah'a şüphelendiğimi inkar ettirmek için rububiyetine şüphe ettirir. Bir nurcuyu istikametten çıkarmak için elinden layıkayı alacaksın. Onu istediğin yere sokarsın. Bidatların için hizmete sokarsın, hizmettir dedirirsin. Bidatlarla karma, tamam, hadisat-ı fetvaları yaşamam. Bir insan nasıl bidatlara da karmaya hizmet diyor, şuna buna diyor. Sebebi, layıkayı alırsan elinden artık o adamın ki ne hevesi varsa hizmettir. Ama gerekçesi de var canım. Gerekçesi de var. Ama hizmettir, doğru. Ama nur hizmeti değildir. Nur hizmeti, nurun tarif ettiğidir. Ticari hizmet. He? Ticari hizmet. İşte. Herkesin çok hoşlandığı, çabuk gideyim ki arkadaşım. Herkesin çok hoşlandığı neymiş? Hüsnü zan, zan olduğu için aldım. Teveccühü naz, şansını metü sena etmek, manevi makam sahibi olduğunu bilmek. Herkesin bu zaaf noktamız yani. Dedektörle baktığımız zaman insanı, hani var ya 4-6 tane hücumat isikte, bu bize uygulandığı zaman insan hüsnüzan kendisine oysa kendisine hüsnüzan etmemeli. Yani nefsi, kendisini derken nefsine ama ruhuna edecek. Ümitsizlik onun. Nefsine hüsnüzan etmeyecek yani. Teveccühün az, şahsını medyusena etmek vesaire. Şimdi gelelim buraya. Sanki hodbinin açılımı sanki diyor abi. Bunun çözümü de sanki kusurunu görmek, nihayetsiz kusurunu görmek. Ha, olabilir ya, değil mi? Şu hodbin mi diyelim? Burayı okudun ya. Burayı okuduk mu? Tamam, yok. Okuduk mu? Unuttum. Şimdi buraya geliyorum. Senin haberin olmadan sana yapılan üstü zandan, bu çok önemli, Abdurrahman daha iyi dinlesin. Bunu yazarken seni hatırladım da onun için. Senin haberin olmadan
Sana yapılan üstü zandan sana zararı yok. Haberim yok. Edene menfaat var. Çünkü senden istifade ediyor. Vesileliği bütün bütün atmak nedir? Cebriyedir. Vesileyi esas yapmak kimdir? Mutezile. Ha? Mutezile. Mutezile'dir. Edilmelidir. Ha. Şimdi edene menfaati var. Muhabbetin kerameti olduğu gibi hüsnü zanın da menfaati vardır, kerameti vardır. Allah Celle Celaluhu onun ruh aynesine o zaten onun ruh aynesi vasıtasıyla sana yansıtıp gösteriyor. Yani üstü zannettiğinden dolayı onu bile kastetmediği ve onu sana veremediği veya vermesi de mümkün olmayan şeyi ona üstü zan ile Allah aşırarak veriyor. Ne, bak niçin şu anlar 387 şöyle. Bir şeyh diyor sahtekar, alçak, münafık bir yol bulmuş, tarikata girmiş. Öyle mi? Hatırlarsın. Girmiş onlara ders vermiş. Onun dersiyle veli olan olmuş mu? Olmuş. Veliler, o veli dönmüş, şeyhini tanımış münafık oldu. Peki, nasıl oldu peki onun münafığın dersiyle veli? Hani bu gündelik hayata da bakar. Çünkü o zata, o zatın anlattığı dindir. Ama o münafık. Tamam mı? Ona, onun zatında gözüken dine, hüsnü zannettiği için dine, Allah adına, zehirde panzehir oldu. Allah onun vasıtası gibi gözüken aşırmalı ona veriyor. Aşırmalı veriyor. Hüsnü zan böyle bir iksirdir, toprağı altın yapar. Suizan öyle rezil bir şey ki altını toprak yapar. Kulumun zannı gibi. Evet bak şimdi düşünün, zannı gibiyim. Kulumun zannı gibi. Oysa onu iyi bildiği gibi değil. Onun verdiği derstir, ders dindir. Fakat onu Allah vasıta yapmadan direkt veriyor ama zannediyor ki ondan alıyor. Böyle acayip bir sistem üstü zan, suyu zan. Üstü zan toprağı altın yapar. Toprağı üstü zan altın yapar. Suyu zan ise altını da toprak gübre pis yapar. Neye benziyor? Elmasın da kömürün de maddesi karbondur. Kovalent bağ, iyonik bağ, metal bağ diye kimyasal bağlar var çeşitli. Bir böyle dizersen elmas olur, böyle dizersen kömür olur. Böyle dizersen içeriye çöker. Böyle dizersen karşıya çökertir. Kimya bir şey. Peki. Hüsnü zan etmek, üzerini açmak demektir. O zatın, o zat mesela aynanın Allah'tan sana gelecek ya, hüsnü zannettin Abdurrahman'ı. Aslında o hiç belki de uyuyor şu anda. Onun şahsı, onun bağlı olduğu şahsı manevinin üstünü açıyorsun. Hüsnü zannetmek üstünü açmak, suizan etmek üzerini kapatmaktır. Mükemmel bir şey ya. Hüsnü zannetmek Hasan abi, onun istifadeye vesiledir. Yapsın biz. Üstünü açmaktır çok acayip. Her şeyi. Allah'a da öyle. Bedi hale hükmetmeye hükmetmeye bedihal var ya, bedihal, adam bakıyoruz ki namaz kılmıyor, adam zekatı vermiyor. Suizan ediyorsun denmez. Lan bu suizan, işte bu adam fasık. Mesela gıybet diyor, şu noktada caizdir. Kızım, oğlum, şu adamın şunun kızıyla, şunun oğluyla şey yapma. Yani niye? Onun farzdır çocuğu kurtarmak adına. Yani bedihi bir muhal, bedihi. Bedi bir kusur, bedi bir günah, fasık-ı mutecair, günah aleleniş diyor. Onu serişte etmek suizan değildir der. Bu durumdan memnun olan kişilere hakkında konuşmak nasıl gıybet olmuyorsa, evet. Düşünce de suizan olmuyor. Olmuyor ve söylemekte de onu kurtarmak adına. Bak Mehmet diyoruz bak, bu adam çok iyi. Mesela şöyle diyor. Abi ne hangi derse gideceğiz? Kim olursa olsun Allah aşkına beni de kat. Laikaları gündeme taşımıyor. Laikalara göre hareket etmiyorsa Allah aşkına oradan uzaklaş. Sonra bedeli çok ağır olacak. Laikalara göre hareket etmiyorsa kendi tilkeyi karyasına göre, kendi anlayışına göre hareket ediyor. Yani bu bana da diyecekler ki ulan kafayı mı yedin ya, her şey laik olan. Zanın zemini laikalardır. Laik, şöyle düşünün. Laikalar hakim değil kişiye. Yani kim kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin yapacak? Nereye göre yapacak? Son zamanlarda. Fatih? Malum bu geniş dairedeki hadisede olduğu gibi işte. Ha?
ne yapacak lan? Emirdağ 206 yok olsa, Emirdağ 232'de ne diyor? Ehven üşere zararınız dokunmasın, menfaatınız dokunsun. Emirdağ 206'da CHP'yi koymuş, bak bunu oynatırsan diyor, bu mihengi nokta, buna göre doğru yanlış olacak. Buradakilerin doğru ve yanlışlığını belirleyen CHP'dir. Ustad 206 Emirdağ'ında, tamam mı? Şimdi bu CHP'yi oynattığın zaman doğru yanlış birbirine girer. Dünkü ders vardı şeyde, Kumraniye'de. Şimdi şeytanın en büyük desisesi kendine tabi olan kendini inkar ettir. Tamam mı? Peki şeytan inkar edilirse, şeytan ortadan kalkarsa yanlışlar doğru olur. İşte diyor ki bak, geniş daire bakın. CHP'yi buraya çiviyle çarp. Bu buradakileri hangisi neyin ne olduğunu bu belirliyor. Çünkü CHP diyor şey diyor, bir ideolojidir. İddialistik değil, ideolojidir. Kendisi gibi düşünmeni öldürüyor. İdeoloji o demek. Şimdi ha bunun karşısında olan, bak ne güzel. Bunun karşısında olan, dindar uçuyor kaçıyor değil. Bu azami şer, bunun karşısında olan siyasetten hakiki dindar, hakiki dindar da ki siyasetçi olmaz diyor. Ha bunların içini seçeceğiz. Nereye gösterecek? Bunu durduran, yap bakalım. Bunu durduran, karşısında bunun zıttı olan, bunun karşısında zıttı olan, durduran, bize yakın olan, ulema-i İslam, halife olan değil, Şeyhul İslam değil, Diyanet İşleri Başkanı değil. Bunu durduracak, bunun karşısında olacak, bize yakın olacak. Bu da parmak kesiyor ama bu CHP gibi kol kesmiyor. Olan seç. Eğer layık okunsaydı, layıka kişi uysaydı, hangisinin doğru olduğunu çok net. Bu Hasan abi oradan Huşnu Zan'da ifrat ettiği için. Ya diyor ki, hocam bana böyle dedi. O zaman sarih o layıkadaki ifadeleri bile kabul ettiremiyorsun. Etmiyorsun. Çünkü ne oldu? Hüsnü Zan'ın ifrat modu kişiyi ilahlaştırıyor. İlah. Müsbet hareket etmek lazım. Dahilde menfi hareket olmaz. Neler var neler. Bak mesela o zat diyor ki, Eyvan Aleyhisselam'ın kıssası için. Diyor ki bu manevi hastalıktır diyor. Tamam mı? Peygamberde madde hastalık olmaz. Böyle demiş ya. Usta ki orada ne diyor? Hazreti işte Eyvan Aleyhisselam madde hastalıkları mukabili bizde manevi hastalık var. Bak daha ormanı kabul ettim. Usta açık madde hastalık diyor. Yok diyor. Benim hocam o FETÖ böyle söyledi. Dedi bitti. Daha niçin? Dindir o. Çünkü senin hocan dünyadaki Müslümanların asr-ı müceddidi vakit. Onun hocası ise kainatın imamı. Dünya değil ki, kainatın imamı. Evet. Bir tanesi kızdırdı beni de. Rizik de. Ulan dedim senin kainatın imamı. Enfusi meselelerde gelse bizim yanımızda iki kelam edemez. Ezberlemiş sahabelerin hayatını coşturucu. O da yanındaki etraftakilerin hazırlamış olan dosyalar ezberlemiş vermiş. Bu işlerde ne anlar? Diman mertebesinde ne anlar? Enfusi şeylerde ne anlar? Sahası mı var? Mesela neyse. Suizan etmiyoruz o adama. Çünkü niye? Bedihi harama, bedihi günaha, bedihi Kur'an'a, İslam'a, Risale'ye yanlış yaptığı için onu ortaya sermek ki Kur'an seçiyor, şey seriyor. Ebu Leheb'i seçiyor. Hem de beddua et diyor namazda. Ebu Leheb durdu namazda. Şeyle vesaire. Velid İbni Mughire mesela. Piştir diyor Kur'an'da. Zenim diyor. Kulağı kesik diyor. Kur'an'da yani. Velid İbni Mughire. Ondan sonra Risale'de 5. Şua gibi. Bedihi şeylerde ümmeti kurtarmak adına dediler ki abi sen birisine münafık desen Risale'de. İsabet etsen karın yok. Etmesen sen oluyorsun. Sen bunu bilen adamsın. Bunu ders yapan adam. Bu adama münafık diyerek nasıl bu risk aldın? Risk aldın. Ben kardeşim oturup da yağına suyuna dokunmadan burada oturmayı ben de bilirim. Kafir olma rızkını ne alayım? Ama taşımış olduğun bir vazife var. Sıfat var. Bediüzzaman'ın medresesinde çorba içiyorsun. Onun bu asırdaki zuhuratlarına Risale-i Nur'la cemaata mecra vermiyorsun. Haşirde ne diyeceğim ben? Hasan abi, işte bizim konumuzda senin konumda olan var.
söylemese mesuldür. Tabii. Mesela ustazların o kaydıysa umum nedir? Mesela tekfir atır, çabuk düzeltelim öyle düşünsün diyor. Tehlikesini anlatıyor, umum bir kaydı. O genel bir... Yani zem, işte diyelim amel-i salih'e dahil olmaz. Bu umum bir kaydedir. Fakat öyle ustazları biz değil, deccal demek, tamam mı? Tekfir kelimesini bile yakıştırmayacağız, fevzi çakmak için, değil mi? E deccal diyor. Hem de namaz kılı. Hafızdır ha. Hı hı. Bak. Hafız olmayan bir paşa için. Mesela Sufyan'ı, tamam mı? Deşifre ediyor. Ustaz Hazretleri onlara Sufyan ve Deccal demese mesuldur. Mesul. Vazifesi var. Çünkü vazifesi bunlar, çünkü. Bunların konumu umum Müslümanlara tahluk ediyor. Bunun da konumu umum Müslümanlara tahluk edici demesen mesulsun. Ya. O zaman çıkmayacaksın. Hı hı. Şimdi bana bir sürü yazıyorlar Nur dersini. Abi Nur adına bir şey desene ya, kimse yok piyasada. Ne yapacağız? Kimin karşısında duracağız? Ben de ne yapayım? Siz de külliyatı okuyun da bilin. Öyle bir şansım yok. Kimseyi de dinlemiyor. Külliyat bana dedi mi de. Dir. Dediğim külliyatta var mı? Bil. Ha, külliyattan, hadisten ve ayetten şüphe etmek olur. Bundan şüphe etmek Hasan abi. Harika. Çok güzel. Çok dehşetli vurdu ve tamam bitirdi. Geçin ondan daha bir şey demem. Evet. Suizan ise maddi ve manevi içtimaiyatı zedeler. Bediye olmayan bir şey. Bak altına koydum. Suizan ise ama yukarıda suizan nedir? Bedihi meselede suizan yoktur. Vazifedir. Ama bedihi olmayan bir şeyde suizan etmek ise maddi ve manevi içtimaiyatı ve kişiler arasındaki ilişkiyi çökertir. Yüzüne karşı suizan etmeyin diyor mesela. Yani böyle. İlk önce hikmetini sorun. Uzun da yazmadım onu. Yer ufak olduğu için. Mesela tamam. Yani mesela sen var ya sen Abdurrahman böyle yaptın. Dur lan bir sor yani böyle yaptım. Ben de yapıyorum bazen çok. Dur bakayım Gafur şöyle bir şey vardı. Bunu böyle niçin şey yaptın? Kur'an'da diyor ya, hikmetini böyle fasıkın veya birisinin getirdiği haberle şey yapmayın. Gidin sorun diyor, tamam mı? Ha, onu yüzüne karşı paldır küldür söylüyorsun, yapmayın diyor. Tenkit midir abi? Tenkit de değil, tenkit şöyle. İmam Azam, şey, Hazreti Ali'nin sözü var, hep kullanırım. Çare sunulmayan tenkit tahriptir. Bu mesela diyor ki, bu nerede çıktı diyor bu, tamam böyle bir şey yok. Niye yok? Yok. Bir kere diyeceksin ki bak, bu yanlış, çünkü abi bu doğrusu. Ha, çaresi sunmadan, niye o yanlıştır, niye yanlıştır? Bu hiç kale alınmaz, koyun kenara, kim olursa olsun. Hiçbirisini ben zaten, benden öyle kalın. Tepelerden bile, ya nereden çıktı böyle ders? Şeye dedim ki, şaşıracaksınız, çalışıyordum ya köyde. Bir yerden haber, telefon geldi. Adam hata yaptı bizim kardeşlerden. Araba var ya kabinli Fatih, öyle. Hmm. Gitti, dönme yokmuş, derede bitti. Geride çıkmıyor, boş araba. Şimdi bizim amca çocuğuna haber gönderdi, bir şey anlatacağım. Haber gönderdi, kimseyi duyurtmadan dedi, bu hatayı yaptım tamam mı? 5-6 kişi topla da arabanın arka kabini binen de çıksın, boş araba çıkmıyor. Derken bana söylerken, amcam diyor. Ya oraya nasıl gitti falan, isim verin. Şimdi araba şoför mahalle bindi, amcam kullanıyor şimdi. Arkaya derken bindi ama kükürüyor yani, kızıyor. Adam şimdi ona gittiği zaman sağ açacakmış seri gibi. Ondan sonra ben yanındayım, arabada saydı, biraz rahatladı sayarak. Ona yaklaştı, bana dedi ki bu işle alakalı söyleyeceğim. Sandayım mı? He sen ne diyorsun yani dedi ya. Böyle doğru mu yani? Biz de amcaya emice deriz ya, emice dedim. İçinde haram olmayan her şey helal ve mubahtır. Bir de söylesene dedim. İçinde haram olmayan her şey helal ve mubahtır. Mubahlık da derece olur. Tenzihe mekruh, tahrime mekruh. Dedi ki söyle bakalım dedi, bunun için söyledi. Emice dedim, o dereye gidip o arabayı orada kalması şey yapma, haram mıdır? Değildir dedi. Haram olmayan şey mubahtır. Eşyada esas olan mubahtır. Haram değilse her şey mubahtır. Tamam. Şimdi hem de olçu olmuş oluyor. Eğer din ona hükmettiyse bitti. Hükmetmemişse ve biz de uygulayalım. Laika demiş mi kardeşim? Demiş. Bu CHP'yi tutacağım. Bitti. Sen böyle başka bir şey konuşmaya tercih etme hakkın yok. Ama bunun adına hareket ediyorsan, Nur'un adına CHP Azam-ı Şer'dir, Sufyaniyet'tir, tamam.
Bunun karşısında bu bize yakın, bunu durdurabilecek kadar kalabalık olan, bunun adı da zaten mübarek heyeti değil. Ehvenü şer, şer ya. Tamam. Şimdi dün konuşmuştuk bunu ama bunu konuşulabileceği için tekrar içini doldurmadan, izah etmeden tekrar bunu yazdım. Her şeyde ifrat tefrit zarardır diyor ustad. Tamam mı? Fakat Risale-i Nur'da iki şey ifrat edin diyor. Müfritane, irtibat, ihlas diyor. Da terakki edin. Hatırladık değil mi? 73. 3. sayfa. Emir daha bir. Öyle hatırlıyorum. 73 müydü? Kastamonu'da değil mi aslında? 73 abi. Orada da var. Ha, orada da var. Aşağıda, sağ tarafta aşağıdaki bölüm. Orada da var. Evet. Ama o kaçıncı sayfa değil? 73-74 de var. O ikisi aynı mektup zaten. Aynı, evet. Ha, şimdi fakat ben üstü zan ekledim. Dün anlatmıştım. Bunu Peygamberimizin hadisinden olduğu için ekledim. Onu hemen söylüyorum. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam Allah'a nihayetsiz üstü zan etmeden ölmesin kimse diyor. Şimdi çeviriyorum. Ne nimet ya. Değil mi? Bağırıyor yani. Şey bağırıyor yani. Haykırıyor kainat. Bunun da var mı acaba bunun şöyle çevirmeliği? Şey gafur. Baksana var mı şimdi? He? Kapalı var mı şimdi? Yani bunun tek yönlü ya. Hı. Şimdi bu ne güzeldi ya. Ben işte geliyorum. Kişiden kişiye kopmaz bağ. Aynı zamanda maneviyatın atma yolu. Orayı kapatmayayım. Bak kişiden kişiye kopmaz bağ. Aynı zamanda maneviyatın sana atması, o şık var diye zındık, onun üzerinden rahmet-i ilahi sana tecelli ediyor. Bir, hüsnü zanmış. İki, teveccühmüş, ona yönelmekmiş. Üç, hüsnü niyetle talebe, talep ederek talebe olmaktır. Hüsnü niyetle talep ederek talebe olmaktır. Teveccüh edeceksin, hüsnü zan edeceksin. Mesela bir tanesi sordu bana, bak teveccühü şey yapayım. Abi Risale'den anlamıyorum. El cevap, derdin yok senin de ondan. Merakın yok ki. Böyle ihtiyaç hissetmiyorsun. Derdin yok. Şimdi ifade mi kullanıyor? Şeyhlerine karşı hüsnü zanlarını kırmayın manasında. Evet evet, kırmayın diyor. Aha. Şeyhlerine karşı hüsnü zanlar. Ama hangi şey? Hatalar kusurlar da olsa. Yani. Evet, hata ve kusurlar. Ama bütün zahiri şeriata muhayir olmamak şart. Oldu. Şart var orada. Bütün diyor, aha, zahiri şeriata mugayir olmamak şartıyla. Ne kusurları da ve hataları da olsa şeyhlerine karşı müritlerin üstü zanını kırmayın diyor. Hı hı. Mesela kalkıp bir Nur talebesi Mahmud Efendi'ye, efendim şuna mesela Süleyman Efendi Hazretleri'ne bak. Aha. Ama abi dersin şey ortasında söyledin. Ya ona ben suizan etmedim. Onun türbesine beni şey yapıyorum, yanlış bu. Ve kızmıyorum, yanlış bir tanesi fotoğraf çekerse. Sen iyi niyetle yaptın ama ben bir alimsin, kisven var, cübbe, soluk falan. Sen böyle yaparsan avam yapar, o mezarın toprağını alır, sulandırır, şerbet diye, şifa diye içer. Urfa'da öyle olacağı için usta Cenab-ı Hak mezarını kaldırdı. Ölçü nedir? Bir insanın delile ve akibetine bakınız, ondan sonra hüsnü zan yapınız. Münazarat 15, aşiretleri dolaşırken. Yani ölçü nedir peki? Bir insanın hüsnü zan, suizan ne yapacağız? Delil ve akıbetine bakın diyor. Ondan sonra. Ha, o arka sayfada vardı. Yani bedihi bir muhal, bedihi bir harama da hüsnü zan yapmak ahmaklıktır. Mesela devam ediyorum. Hadi. Şurada bir tabir var da bu oradaki baştaki ile alakalı. Ha, şuradaki ile alakalı mı? Evet abi. Belki müridinin saffeti ihlasıyla kuvveti irtibatıyla ve ona hasır nazarıyla o mürit başka yolla aldığı füyüzat-ı üstadın mirası ruhunda gelmiş görüyor. Evet, şu anlar kaç? Şu anlar bu lemalar 135 abi. 135. Allah Allah. 13. notunda var ya. O zaman şey yapalım, onu da ekleyeyim. Söyler misin abi? 100? 135 lemalar. 135. Daha iyi yazalım diye. Çok güzel. O harika.
O biraz şu anlardakini anlattık ya. Onu demek ki iki tanesi, bir tanesini onu tercih ettik demek. Öyle herhalde yazmışım. Şu anlarda da var ya hani şey, şefinin safeti kalbiyle. Şimdi devam edeyim ki zamanımızı daha çakmayalım. Hadis-i kutsi sırınca Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, bu killatta yok şu Celle Celaluhu da ben şey yaptım. Ben yazdığım için burada. Ama devamında başta bir kere konuşmada Allah'a konuşmanın usulünde yazıyor. Edebi din ve dünyada yazıyor derste. Bir kere Peygamber aleyhissalatü vesselam dersen derste. Artık ondan sonra konuşurken Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Her peygamber de şimdi aleyhissalatü vesselam denilebilir ama denilmeyebilir de demeyebilirsin. Başta dedin. Yani şeye benziyor diyor. Bir mescitte namaz kılındı mı? İmam oldu mu birisi? Ha, aynı yere birisi imam getirmez. İmam Hanefi mezhebine kamet getirmişse bir de oraya kamet getirilmez. Beğenmemek manasına geliyor. Bir sayfada başta Celle Celal denmişse onun ortasına şey yaparken denmez. Çünkü ihtiyaç var mıydı abi? Vardı. Çok derste diyorlar ki bana altta yazıyorlar. Cenab-ı Hak Allah şurada böyle diyor. Celle Celal desene diyor. Başta dediğimse dersin başında bir daha demiyorum. İhtiyaç bu kadar için izahat yaptın hem fıkıh yaptın. Sen de bildiğin için söylüyorum. Hadis-i Kudsi sırınca Cenab-ı Hak kafirin zan ve itikadını daimi bir azab-ı eyleme kalbeder. Tamam mı? Şimdi buradan çıkarımlarımız. Bu Risale'deki geçen şey. Hani şu. Risale'de şöyle geçiyor. Tamam mı? Şimdi çıkarımlarımız. Ama yine ekle olmaz. Bir. Demek zan zemindir, topraktır. Allah'ın insana tecelli ve muamelesinin zeminini oluşturuyor. Zan. Bak neydi? Bak hadis-i kutsi sırınca Cenab-ı Hak kafirin zan ve itikadını daimi bir azab-ı eyleme kalbeder. Zanını. Allah azap vermiyor. Zanını neşine malandırıyor. Bak Allah azap vermiyor, bela vermiyor. Onun çekirdeğini, düşünce çekirdeğini ağaç yapıyor. Manevi cehenneme kumandır. Evet. Demek zan zemindir, yani topraktır. Allah'ın insana tecelli ve muamelesinin zeminini oluşturuyor. İkinci çıkarım buradan. Zan ve itikadı, öyle dedi ya, zan ve itikadı. Zan ve itikadı kişinin hususi cehennemidir. Veya cennetidir. Veya burada kalbeder diyor ya, değiştirmeyin. Azab eyleme kalbeder, cehenneme yapma. Peki. Abi kişi öldüğü zaman topraktan geldik, yine toprağa gideceğiz dedin ya. Toprak oluyoruz yani. Yani toprak da zan da topraktır diyorsunuz. Yani düşüncelerimize döneceğiz. Mesela yani çok... düşünceler tohumdur. Sen biber tohumunu atarsın, kavun bekleme. Kavun tohumunu atarsın, tatlıyken acı gelmez. Yani zan topraktır. Ne atarsanız onun işlemini alındırır. Zan sistemin adıdır. Uç, kabren gibi bakıcı uç yolda maşayı döktü ya. Heh. Öyle zannettiği için öyle muamele görecek. Ha, başlayın. Öyle zannettiği için öyle muamele görecek. İtikad işte de bak. İtikadı var itikad. Öyle itikad ediyor. Şu ayette acaba onunla, hani ona döndürüleceksiniz dediği noktada. Evet. Yani zannınız neyse onu bulacaksınız. Aynen. Zaten rububiyeti, Allah'ın rububiyeti yani tecellisi, muamelesi, teveccühü sana sendeki senin düşüncelerini, meyillerini, arzu ve isteklerini Allah neşine halk ediyor. O kadar yani. Eğer senin düşüncelerini halk etmese bu sefer cebiri olur. Üstü zanın ifratını yapanlara karşı bak mesela bana öyle bir üstü zan ediyor ki yüzüme karşı gaybi değil, gıyaben değil. Yüzüme karşı öyle bir bana üstü zan ediyor. Aa bir insanım konuşunca Rüştü abi şey yapmıştı işte öyle. Bir tanesi. İşte bana yapmışlardı da. Bazı şeyleri kırık anda. Hocam sen konuştuğun zaman kainattan çıkıyor. Hakikate gark oluyor. Ha? Hakikate gark oluyor. Ha hakikate gark oluyor. Ondan sonra bir bakıyorsun. Bir hafta sonra şey bir iki gün sonra şeyin sahibi olduğunu öğrendim. 1990 2 olabilir veya 3. 4000 lira para getiriyor. Bunu hizmette kullanırsınız hocam.
bunu söyledikten sonra kale almadım tabii. Böyle kainata hakikate gark oluyorum, kainattan çıkıyorum. Bir kere mim koydum. Bir de birkaç gün sonra Fatih değil mi, bir de 4000 lira getiriyor, tamam mı? Hocam bunu hizmete kullansın. Dedim ki, Ali Sert Hoca var, Kur'an kursu var, oraya ver. Ben orayı biliyorum dedi. Biliyorsan oraya ver. Ya dedi. Bu sefer zorladı, bir şey söyledi. Almıyorum kardeşim. Gönderdim. O gece 3 kişi toplandı, kendisinin dışında 2 kişi de geldi. Gece herkes gittikten sonra, herkesin gittiğini çok iyi biliyor. Gördü. Saat 11 mi kaçtı? 11 mi 12? Geldi. Üçü dedi ki, hemen 2 saat içinde kırkını terk etti. Hani o hakikate gark olan adam? 2 saat içinde burayı terk etti. Sonra tespit ediliyor. Arkadaşlar söyledim. İskenderun Lyons kulübüne kaydı. Mason. Ondan sonra tahmin et nasıl mukabil etmişimdir. Hani zor kaçtılar. Böyle yanaşıp aldıyorlar. İlk önce telefon. Onlara anlatmıyorum kendisiniz. Telefonla teklif kadının. Böyle genç kadın. Sonra bu adam kainata gark oldu. Sonra para. O da yemeyince tehdit. Ondan sonra tehditte de sandalyeyi tuttuğum gibi zor kaçtı tabii. O giriş. Daha sapıştı. niçin buna girdin? Hüsnü zanın ifrat yapanlara karşı sen ne yapıyorsun bu sefer? Ezilirsen tekellüflere ve gösterişlere insanı bozan, mecbur ediyor. Bazen mecbur ediyor. Bazen, ha tamam. Tekellüflü gösterişleri sen ettin ya, öyle gözükmez zorundayım. Sen abi konuşunca var ya böyle, biz de mesela eziliyorsun. Lan dur lan. Hani peygamberimiz ne güzel demiş. Hadisler varken. Ne güzel demiş Aleyhisselam. Yüzüne karşı. Aha. Toprak atın diyor. Aha. Üst düzenli içinde tut. Ama başka bir hadiste muhabbetinizi söyleyin diyor. Hı. Aranızda var. Sevginizi söyleyin. Muhabbetiniz aranızdaki şey diyor kuvvetlenir diyor muhabbet. Sevginizi söyleyin. Bak o da var, o da var. Peki nasıl yapacağız? Muvazeneli ya. Abi ya sen uçuyorum falan. Yok. Ben seni Allah için seviyorum ha. Muhabbetini söyleyin diyor. Ben ya Resulallah dedi sahabe. Ben falancayı çok seviyorum dedi. Şu, gideni, şu zat. Git hemen yakala onu. Git söyle ki. Ben böyle ha. Söyle. Ben seni sevgini söyle ona. Çünkü arada fitnenin en panziri olur. Peki. Dersinden, irşadından, bunu devam manasında. Dersinden, irşadından istifade edilmesine vesile olan, hani kişiler var ya, hüsnü zana bir şey denmiyor. Dersinden, istifadesinden istifade ediyorum. Anlatmasından, davranışlarından istifade ediyorum. Ha bu zata hüsnü zan etmeye bir şey denmiyor külliyatta. Hatta makbul oluyor. Netice itibariyle istifade ediyor o zat. Ben diyor onun için onun hüsnü zanını kırmak istemem diyor. Ha? Makbuldur. Sıvı ne diyor yani? Bize de hüsnü zannediyorlar ya, makam veriyorlar. Dolayısıyla bütün kuvveyi... Benim için zarar olabilir ama diyor, onun için menfaatlıdır. Bütün kıramadım ama şeydi, Risale'ni çevirdim. Yani makbuldur. Öyle küllümen, mesela şey yapmıyorsun yani, nereden çıktı? Var kardeş. Tavazı yok. Tabii burada şey yok. Zan ile şüphe ile münafık deyip namazını kılmamak olmaz. Emirdağ'ında herhalde, bak kanka. Görüyor musunuz Emirdağ? Emirdağ, Hutbe-i Şami'ye Emirdağ, Münazarat, Plaka. Bak, bir kişi, Alevilerin şeyi var ya, ha, o meselede zan ile şüphe ile cenaze namazı terk edilmez diyor. Zanla kendini çökertirsin, suizanla karşıyı çökertirsin. Burada da var, Emirdağ 1.78. Aynı Asr-ı Bediye'de de. Tekfir meselesini yorulamak için abi de. Ondan sonra diyor ki bak, zan esas, suizan esas olamaz. Yani onda işte dedim, ehli iman olduğunu gösterecek çok deliller var. Evet, suizan esas olamaz şeye benziyor biraz önceki hüküm. Varlıkta hüküm mubahtır. Esas varlıkta haram olanlar sayar Kur'an, helalı saymaz. Aynı o kaideyi söylüyor orada zaten. Söylüyor. Esas devamdır diyor. Evet. Ondaki iman devam eder. Varlığın devamı esastır diyor. Esastır. Hı hı. Ne güzel kaydı ya.
fıkıhtaydım, meşgul olduğum için fıkıhta, Bakır Müsa'daki şeyler o kadar uyuyor ki. Fıtraten herkesin hoşlandığı, ha biraz önce yazmıştık değil mi onu? Hüsnüzden tevcühüne şahsı metüsena etme, ha bu başka geçiyor. Oradaki şey gidiyor. Burada şahsı herkesin... Bu yoktu. He bak, o eklem demek ki burada farklı olduğu için eklemişiz. Bir, herkesin hoşlandığı üstü zan, teveccühün az, şansını metüsene ettirmek, manevi makam sahibi olmak. Manevi makam sahibi okunmuyor değil mi? Olmayı bilmek yani. Tamam mı? Herkesin hoşlandığı. İnsafsız ve bedbin. İnsaf nısıftan geliyor. Yarılamak Arapçada malum. İnsafsız ve bedbin. Bedbin vardı ikinci sözde. Hani hotgam, hodendiş, yani orada. Yani bedbini bak kullanın. İnsafsız. Hem insafsız hem de bedbin. Ne oluyor? Bir adam suizan oldukça üstü zannetmez bu adam. Bir adam ya bir şey söylüyor, üstü zannediyor. Mehmet üstü zannediyor. Ona üstünden. Ersan'a, Mustafa'ya, herkese üstü zannediyor. Ya yapma ya. Önüne gelene, ona buna, kendisinin dışında, kendi cemaati, kendi cemaatinde kimse yok. Ki nasıl bir adamdır? İnsafsızdır, bedbindir. Çünkü böyle bir adam suizan oldukça, yani var mı biraz suizan etmeye o adama? Tamam, o görmeye dursun. Ya bir şey gördü, tamam mı? Ufak bir şey, matkapla değil bir şey yapıyor. Hüsnü zannetmez, o suizan eder. İnsaf, bak burada yazmışız, nısıftan, yarılamaktan gelir. Yani Allah'ın nazarıyla bakamamak, bakamayanlar da olur. İnsafın menfisi. İnsaf yarısı. Bak bir daha nısıftan, yarılamaktan gelir. Yani Allah'ın Celle Celaluhu nazarıyla bakamamaktan gelir. Bir de bedbin, dedi ya bu bedbin. Külliyatta izahını şey yapıyorum, bedbin. Kötü görüşlü, ümitsiz, her şeyin fena cihetini görmek isteyen, her şeyde bet ve fena, bet bin, bet ve fena görüp kusur arayan tiplerdir. Bu iki sıfata sahip tipler, bak, insafsız ve bet bin olan, bak, bu iki sıfata sahip tipler, ahlaken düşük olduklarından, fıtratları yılan gibi ısırıp, zehir akıtmaktan zevk alırlar. Bunlar adeta benim tabirimle, yani benim, şunu bundan sonraki araya açtım. Bunlar nasıl tiplerdi? Benim tabirimle vampir, hufaş. Hufaş demek, kaçıncı sözde geçiyor? 22. sözde hufaş. Yani güneşten rahatsız olan yarasa tipliler. Ya 24'te olacak. Evet 24'te güneş misalinde. Hufaş. Güneşten rahatsız olan yarasa. Bazı tipler ilimden, hakikattan, hizmetten, gayretten, şeften rahatsız oluyor. Ne? Hizmet yaparsın, şöhret için koşuyor der. Hizmet yapmasın, oturursun, miskin miskin oturuyorlar der. Aynı adamı. Hiçbir şey yapmasın falan. Oturursun, miskin miskin oturuyorlar orada. Bir de dershanenin umumu, dershanenin şeyini, çorbasını içiyorlar. Miskin miskin oturuyorlar. Hizmet yaparsın, hufaş yap. Bekmeyin ya. Ne diyor? Şöhret için yapıyor. Ya kalbini mi yardın sen onu? Bak kimler bunlar? Bir de okuyayım. Bu iki sıfata sahip tipler ahlaken düşük olduklarından fıtratları yılan gibi ısırıp zehir akıtmaktan zevk alırlar. Bunlar adeta benim tabirimle vampir yani kan emmekten insanların şahsiyeti maneviyesini o gıybet etmek, kan emmek ya, kan, onun etini yemek, vampir ve hufaş gibi dirler. Hutbe Şami 54. Evet. Şimdi bu bunu da gördünüz mü? Gerçi Emre çekmiş yapmıyor ama çek tabii. Nerede bulacaksınız? Şunu kapatayım. Bak, şimdi geleceğiz buna. Diğer arkadaşlarla enfusu yaparken, hem anlatarak hem yazarak, onlar da biraz daha şey,
siz hep vakıf olduğunuz için, işi bilen olduğunca bunun içeriklerini sormuyorsunuz. Çünkü zaten biliyorsunuz. Onlarla yaptığımız zaman, onlar mesela ucup grup var ya desem, ya onu biraz gir abi falan diyor. Siz zaten biliyorsunuz. Onun için biraz da hem de yazdığım için biraz da bu tarz olanında çabuk geçiyor. O uğraşıyor. Ya bu yana mı sıkılmış? He? Kafayı bu tarafa da sıkılmış. Ha, şöyle mi yapayım? Şöyle mi? Az daha çeksin, az daha çeksin. Böyle. Büyük düzenleme değil. Diğer taraftan göstereyim. Diğer tarafa gidiyorsun işte. He, diğer tarafa. O taraftan konuşma yap yani. Ha ha, şuradan. Tamam abi. Fatih sana gene cevap verdi Çarpıcı. İşimi çok seviyor. İşimi sevmiyor, çok seviyor. Tamam, o heyecan benim o. Sanki Nurlar'ı ilk tanımış gibi. Çünkü merak ediyor. Bu zaten o soruya ancak böyle işini çok seven cevap verir. Abi ben Risale-i Nur'u anlamıyorum. Çünkü sen, senin derdin yok. Dedim. Derdin olursa çok seversin. Derdin yoksa öyle bakarsın. Öyle hakikaten öyleymiş. İyi şeyler anlatıyor. Ha? İyi şey. Çünkü derdin yok ki. Derdin olmayınca, eğer derdin olursa bir de cevap buldun mu, çıldırırsın. Bir de Resul'un notu var, onu yazacağım bittikten sonra. Önde olanlara hüsnü zanın ifrat mertebesiyle muamele edip bakmanın ve neticesi. Bu çok önemli, bak bayağı uzun. Şuraya kadar. Emir daha bir, 201'de. Bir daha. Önde olanlara, şeyh'tir, abidir, hocadır, abladır. Hüsnü zanın ifrat mertebesiyle. Hüsnü zanın ifratı var ya. Muamele edip bakmanın neticesi. Üç tanedir. Bir, kendi makam sahibi göstermeye vesile olur. Kendini. Yani çok etti ya ifrat. Hüsnü zanın ifratı. Adam makam sahibi olmaya böyle kendisini itme, yani itilir adam. Bana öyle baktın mı? Ben de mecburum Mehmet öyle davran. Öyle göstereceğim, daha şey biliyorum falan. İki, tekellüflere de mustar olur. Mecbur olur. Zaten kendisi tekellüf oluyor. Öyle olmadım halde öyle göstereceğim. Her şeyi biliyorum. Tarçayat'ta bir diyorum. Ne diyor? Şahsi makamlar ve hüsnü zanların İlave ettikleri meziyetler böyle dağdağlı sarsıntılı hallerde hüsnü zanlarını kırmakla muhabbetleri azalır ve meziyet sahibi dahi onların nazarlarında mevkini muhafaza etmek için tasanna ve tekellüfe ve sarsıntı sıkıntılı vakara mecburiyet hissedir. Üç tane. Evet, güzel. Çok güzel. Tarihçe kaç? 436 tarihçe. Tamam. Sırrı ihlasa tam münafı olan kendini büyük göstermeye vesile olur. Yani hüsnü zan etmek vazifemizdir. Hüsnü zanın içerisine ifrat etmeyeceğiz. Burada hüsnü zanın ifratı. Yani hüsnü zan da üçe ayrılır. Hüsnü zan, ifratı, vasatı, tefriti var aynı modun. Vakar perdesi altında zararlı ve fani zevkleri arama ve haletlerini verir kişiye. Hüsnü zanın ifrat moduyla sana muamele edenlere çok dikkat et. Hocam sen konuşunca hakikata gark oluyorum. Kainattan çıkıyorum. Maymuna fark. Diyeceksin içine. Vakar perdesi nasıl böyle bu zavallı fani işlemler abi? Nasıl? Vakar perdesi altında. Şu mu? Ha, vakar perdesi altında zararlı ve fani zevkler var. Yani evet. Böyle vakar oturaklı bir kendisini gösterecek ya. Yani kişi. Sen ettin ya. Abi var ya. Duydum. Abi uçuyor, kaçıyor. Biz de duymamasak lan. Ne var ya böyle yani. Beceremiyorum biraz. Hüsnü zanın, ha burayı okuduk mu? Neden? Haberin olmadan ister istemez yukarıdaki üç süfli sıfatları sende uyandırabilir. Neuzubillah. Haberin olmadan dikkat edeceksin. Şunlar uyanabilir sende. Hüsnü zan edecek Abdurrahman, ben sana hüsnü zan etmeye vazifeli memurum zaten. İnsan hüsnü zana memurdur. Hüsnü zanın içerisine ifrat edersen,
O zaman sende üç tane şu uyanabilir. Benim de uyanabilir. Şimdi geliyor son şeyimize. Şu zaman, şu zamani tereddüt ve evhamda. Ustad bu zamanı tanımladı. Bu zamanda inanmak zor. Şu zamani tereddüt ve zamanı evham. Şöyle de yapayım. Zaman böyle bir zaman. İzam ve iltizamın hakikati, temmiye ve takviye eden ve sıcak kalpleden çıkan. Yani bu zaman öyle bir zaman ki hakikati insanların kabul etmesi, nur talebesi olması, risalenin okuması çok zor Mustafa. Niçin? Bu zamanı tereddüt ve evhamda bir sürü evham etmişler yani bir cemaata, cemaattan adam çıkmış genelliyorlar. Bağdat'ta bir esnafata yapsa İstanbul'daki esnafa fatura çıkıyor. Böyle bir yer. Böyle bir zamandayız. Peki ne oluyor? Bu zamani tereddüt ve evhamda hakikatleri izan etmek veya kendine iltizam etmek nasıl olacak dershanede? Şimdi bize lazım. Onu kalplerde tenmiye ve takviye yani canlandırmak ve o kendi bilgisine ek yapmak ancak sıcak kalplerden çıkan nedir o? Şimdi dershaneye geldi adam. Cumartesi bugün ders. Mesela akşam ders yapacağım. Bak şimdi. Size bakıyor. Ben ders yapmam bir saat. Ondan daha tesirlidir yeni gelenin yanında dersten sonra çayda yanına oturmak. Hoş geldin hal hatır sormak. Sıcak kalp bu. Adam geldi gitti. Bizi yani yeni bir insanı ve seni ilk önce dershanelere bağlayan, dershanelerde bir arzu eden, hafta sonunu bekliyor derse, çaydan sonra kim ilgilendi? Ömer ilgilendi. Çaydan sonra, dersten sonra bakar Ömer'e, tamam mı? Bakar ki benimle ilgilensin. Yani bu ücret almak değil. Adamın buna ihtiyacı var. Niye? Toplumda sevgi yok. Af yok. Kucaklama yok. Bak sevmek bir ihtiyaçsa sevilmek daha fazladır. Kıza diyor ki veya kız olana diyor, ben seni seviyorum diyor. Bir ihtiyaçtır. O diyor ki ben seni sevmiyorum, intihar ediyor. Peki, intihar çare ise, intihara sevk eden ruhsal sıkıntı hayal et. Onun için sevilmek daha ciddi ihtiyaçtır, sevilmek. Dersten sonra sıcak kalplerimizi göstereceğiz. Nedir o? Müsbet efkârı ve müşrik beyanatı. Güzel güzel. Anlatacağız o çay faslında kardeşe burada bulunmanın risalini ne bileyim ne biliyorsan müsbet efkarını bir de müşevik beyanatı biz buradayız inşallah beklerim falan tamam mı? Güzel şey bunu şey Osman güzel yapıyor hüsnü zan ile temaşa etmek gerektir bundan benim çıkarımlarım iyi yapıyor değil mi Fatih Osman yapan arkadaşlar var evet. Güzel. Bu da güzel. Fazla mı iş yapmıştı o? Peki. Çıkarımlar. Yapan arkadaşlar. Bir. Hüsnü zan, zemin ve parlak zemindir. Parlak aynadır, gözlüktür. Burada. Hüsnü zan. O zata gözlük veriyorsunuz parlak. O zata zemin oluyorsunuz. O zata gözlük oluyorsunuz. Parlak ayna oluyorsunuz. O dersten sonra, inan bir saat ders değil, 10 dakika sen ilgilenmen, benden o ders yaparken, ben okurken ben, benden daha fazla istifade edebilir o. Senin 10 dakikan, ona. Sonra sıcak kalplerden, neymiş o? Müsbet efkar ve müşrik beyanatı, bunların cimi ne demek? Hüsnü zanla temaşa etmeye vesile olur. O zatın. Yani sıcak kalpler, o güzel davranış gösterin. Kardeşim hoş geldin ya. Nasılsınız? Bir hafta oldu görmeyeli falan. O müsbet efkar bir şeyler de anlattı. Güzel. Ondan sonra hakikaten bak ne güzel oldu. Geçen hafta da geldim. Bak bu hafta da gel. Ben ilk önce seni görmedim ama gözüm aradı. Sağa sola baktım falan. Hakikaten doğru ya. Lan söylemiyorsun. Müşevik beyanatı. Onun sana ve senin vasıtanda nura ve hizmete üstü zannetmeye vesile olur. Çünkü bir insan, ustad diyor ki halkın %80'i avamdır. Taklit eder. Hakkı hak bilip yapışmıyor. Taklitle oluyor. Sonra hakikata geçiyor. %20, 50 taklittir. %80'i taklittir. O işte
güzel beyanat, güzel efendim şey fikirler göstermek ve sıcaklık göstermek. Müşevik beyan bu. Şu zamanda diyor, şu zaman neymiş? Tereddüt ve evham zamanıymış. Üçüncü çıkarımım son. Bir de resimsini yazacağım. İzam ve iltizam takviye telmiyeden eğer kişinin anlayışını ve iltizam yapması gerektiğini takviye eder, o fıtratındakileri uyandırırsak onun da sıcak kalpleri olur. Hutbe-i Şame 140. Şimdi ben Resul'ün yazdırdığını size göstermek istiyorum. Ondan ufak bir kağıt. Bakayım ne diyor, ne diyorsunuz? Talebelik, hani nur talebesiydik işte. Bak talebelik hiç bitmiyormuş. Talebe. Tahtaya yazıyoruz. Tahtayı siliyoruz. Ya, siliyoruz, yazıyoruz. Talebe yani değil mi? Talebe. Bak bu adam, onun için fikirlerinizi açmak için yaptım. Suizan. Şöyle diyeyim. Efendim, ifrat, vasatı, tefrit. Suizan'ın kafire yap. Suizan yap. O mümin olmadı. Neyim abi? Tefrit. Aha. Tefrit değiştirdim. Olmadı. Şu şu. Kafire. Tefrit. Vasat nefsine. Vasat nefsine olmaz ki sana. Suizan. Suizan. Ha suizan. Tamam. Ondan sonra kafire. Yok. Mümine. Mümine. Olmadı. İffet mümine. Varsa tefrit mümine yapmak. Mümine nasıl olacak? Sen o i̇frat olumsuz abi zaten. He? İfrat olumsuz zaten. Mümine suizan aslında yapmaz ki. Vasatı mümine yapacaksınız. Yok. İfrat nefiste. En mümine yapmak. Ben yazayım da. Onun noktayı nazarını bilmek gerekiyor. Bir aşağı yapsın. Ondan sonra. Suizan yapmamak. Bu suizan da hüsnüzan değil Allah. Bak. Suizan da. He? Suizan. Suizan. Tamam. Nefsine suizan edeceksin. Tamam. Şimdi tefriti suizan. Yani o mümine yap değil de yapmamak abi. Yap. Yapmamak yani. Ha yap. Ma. Yapmamak. Ha yapmamak. Bak. Şimdi oldu. Mümine yapmamak. Şimdi ötekisini şey yapayım. Kâfir. Üst düzanı yapıyorum. Kâfir. Bu kalem ilk defa çıktı şimdi bu. Şu anda yazacağım. Ben yazayım, siz şey yapın arkadaşlar. Ondan sonra çay fastımızı mola verdim. Tefriti nefsine üstü zanla nefsine üstü zanla bakması. Tefriti nefsine üstü zanla bakması. Bu
Bak. Bakması lazım. Ondan sonra vasatı mümine. Biz de hizmet kardeşine. İfratı muvazenesiz ve muvazeneli ve muhakemeli bakmak. Yani siz dedin ya, yani şeyhine, hocasına vesaire. Evet. Ve muhakemeli. O tabir öyle olmadı abi ya. İfratı yani şeyhine, hocasına ifrat derecede üstü zar etmek yani üstü zar. Ha ama... O muvazeneli biraz daha basat gibi bir şey olur yani. Muvazeneye baktığın zaman zaten istikametli oluyor. O zaman ne diyelim buna? Şeyhine, hocasına... Tamam sen şeyine. Şeyhine, hocasına. Şeyhine, hocasına... Bakmasın. Bakmasın. Yani, muvazenesiz muhabbet diyebiliriz işte. Öyle olabilir mi? Şimdi doğru mu arkadaşlar ifratı? Doğru abi. Böyle şey yapmış. Mehmet onaylıyor mu? Çok önemli o. Bir okuyun Hasan abi. Olmadı Hasan abi. Olmadı mı? Hangisi? Bir okuyun okuyun Hasan abi. Onu gösteremiyorum abi. Şimdi yokladım ki. Kabul etmiyoruz onu. Onu kabul. Çaresi olmayan senki tariptir. Okuyun abi. Bir okuyayım öyle. Suizan. Suizan'ı ilk önce ifratı mümine suizan yapma. Yani. Doğru. Nefsine suizan yap. Doğru. Ama nefsine. Ruhuna değil. Kafire suizan yap. Tamam. Doğru mu? Yanlış var mı? Abi o zaman suizan ben bir şey görmedim. Vasatında yani suizanın vasatını mümine yapabilir misin? Suizan mümine yapamazsın. Yapmamak. Mümine yapmamak. Yapmamak. Hayır. Vasatını... Aslında şimdi ifrat, mertebe, kafı yapmak lazım. Nasıl olmadı ki? Orta yerde yapmak, mümine diyor. Yani yapmamak ifrat nasıl? Şu, Müslümanın üstü zan vazifesi var. Yani şey yazıyordu ya, mümkün olduğu kadar adam, bedbin, insafsız adam suizan eder. Çünkü kafir ifrat olması lazım diyor Müslüman. İfrat abi mümine yapmaması gereken bir şey. Zaten kafir suizan zaten kafir. Mesele zaten kafir. Zaten toptan temelde gitmiş. Yani tefrit mertebe yani, abi. İfrat olsa yapamayacağım orası. Hasan abi tefrit yani onun yani humuttur yani. Diğer yani varlığı bitmiş, devre dişidir. Bitmiş yani. Hasan abi yapsan olur, yapmasan yani hiç konusuz bir şey abi. Yani kafir olan suizan zaten kafir adam. Ya bu cümle de tersi dediği doğru. Ve suizan mümine yaparsan onun ifrat mertebesidir. Onun için mümine yapmamak derken o anlaşılmıyor yani. Yoksa evet. Dediği doğru. Yani mümine suizan yapmak bunun ifrat mertebesidir. Evet. O şekilde yazılırsa daha yavaş olur. Yapmamak diyor ya, o manada da diyor. Yapmak mı yani? Öyle oldu işte. Mümine ifrat, mümine suizan yapmak, suizanın ifrat yaparsa ifrat oluyor. Söyle bak, sileyim de söyleyin. Yapmak abi, yapmak. Bakmak. Öyle mi? Yaparsa ifrat, yapmasa tefrit oluyor abi. Mümine suizan yaptığın o zaman ifrat oluyor. Ama hiç de yapmasan tefrit de kalıyor. Yapacak onu, nefsini yapacak işte. Bu mu? O ya tamam şimdi oldu abi. Öyle mi? He? Mümine yapmak, suizan, ifrat. Ha. Mümine ifrat şey suizan hani ifrat yani, derecesi suizan yaptığın zaman onun yapılmış. Suizanın nefsini yaparsa vasatı kafir yapar tefrit. Tamam. Peki aşağı inelim. Şimdi doğru oldu. Abi. Ama nefsine çok suizan yaparsa çöküntü olmaz mı o zaman? Nefsine yapan, derken yani Allah'a isyan ede nefse emmari. Nefse emmari için. Ne levame mulime ruhsal nefis derken insan kastı değil. O işte nefse emmari yazın ki Hasan abi. Ha o zaman şöyle yani. Diyeyim. Nefse emmari. Nefse emmari diyelim. Zaten ters yazmak lazım da Hasan abi sanki ya. Suizan ya zaten. Mümine yapmak ifrat o şekilde sıra. Resul. O zaman tamam. Nefsi emmare. Öyle mi? Zaten nefsi emmare hastalığıdır suizan. Yani öyle tabir tamam, var yani. Doğru. Şeydeki. Doğru. Tamam. Hatta he? Yani bütün fıskı menşe diyor. Bütün kuvvetlerin ifrat ve tefritinden çıkarıyor zaten abi. Evet, o tabirde var yani. Hı.
Suizan ifrat mertebesinde mümini yapmak suizan. İfrat mertebesi. Peki hüsnüzan ifratı, vasatı, tevfiti. Vasatı hemen şey yapıyor. Mümine üstü zannetti. Doğru. Tevfiti nefsine hüsnü zanına bak. Bak yani. Bakmak. Bak. Bakmak. Ha, bak dediğin zaman olmaz yani. Ha. Bakmak. O zaman bakmamak. Bak. Bakmamak. He? Bakmak, bakmak. Bakmak. Bakmak, suizanla. Şu devrik buraya döner. Yani nefsine hüsnü zanına bakma. Baktı zaman if tevfit olur değil mi? Evet. Peki mümine hüsnü zanına bak. Bak. Şeyhine, hocasına hüsnü zanına bakmak. Bakmasın. Normal. Normal. Bir burada bir şey yapamadık. Fatih böyle ince ince düşünüyor ama bir şey beklemedim. Ha. Evet. Yani abi, bunlar geçmedi mi daha önceki derslerde? Geçti de. Onun noktayı nazarını alamadınız. Dün anlattı güzel bak. Evet. Güzel. Fakat çok şey. Hasan abi burada suizan bir cihaz olarak kullansak ama anlamak için diyorum. Cihaz olursa. Bunun ifrat mertebesi mümine. Vasatı nefsi emmareye. Tevfiti kafire. Üstü zanda diyelim ki bir cihaz, bir hissiyat. Cihazdır zaten, cihazdır bunlar. Bunun tefrit mertebesi. Yani olumsuz, tefrit ve ifrat olumsuz bir şey abi. İfrat mertebesi, şeyhin hocasına bakması. Vasatı, mümine üstü zanla bakması. Tefriti de kendi nefsine, maalesef üstü zanla bakması. Yani zaten ifrat ve tefrit olumsuz bir şey yani. Evet. Yani olması gereken bir şey değil. Değil. Vasatlar olması gereken, sıratımızda bunlar abi. Sadece nefisten yapsak mesela, nefisin şöyle yaparsa ifrat, şöyle yaparsa tefrit, onu yapmıştık herhalde. Zaten bu zaten odur abi aynı zamanda. He? O, aynı zamanda o senin dediğin de zaten bu. Bütünlemesi ne yarabbim? Bu aslında sağlaması yani. O yapılan şey böyle, egzersiz, ders bitti. Fakat böyle bir şey koyarak böyle, dersi böyle kafada alt üst etmeye sebep verdi şimdi. Evet, alt üst etti. Ama nasıl dedim biliyor musun Faruk'u göster. Bütün bildiklerini unuttum ya. Evet. Alt üstünde iki manası var abi. Yolun dedi, yolunsuz. Kimler olduğunu aldın mı? Al bakalım içeriye. Ondan sonra burada bir sayfası söylemiş miydin? Yok, bu sayfada mı dedi? Geçen bir yerde buldum. Bazı yerler... Dur abi abi çektim. Mesnevi 65'te. He? Mesnevi 65'te. 65. Normal işaretin 23'te normal kuvveleri ifrat mertebesini sadece abi. Üst kuvveyi şey, üç mertebesi söylüyor. Nereden çıkarttın? İşaret. Ben bunu derslerde çıkardım abi. 2-3 günde yaptığım derslerde. Tamam. Peki. Burada kesiyoruz. Ama Yusuf hiçbir şey demedi. Güneşe durmuş. Ha? Merkezde kal. Far şey? Allah razı olsun abi. Söyleyecekler ders. Ha? Söyleyecekler ders bitmiş. Tamam. Şimdi Hasan abi, şimdi işin en ince noktası da yani bir insan yani enenin mana ismi cihetinden tecerrüt edilmezse suizandan kurtulamaz. Yani suizan hastalığını tedavi edemez. Yani enenin mana ismi cihetinde tecerrüt etmesi şart. Yani mana harfiye geçerse suizandan kurtulur. Üstü zana masar olur. Çünkü onun zıttı artık üstü zan. Üstü zan fıtrı bir hal ortaya çıkar. Yani tevazu fıtrı bir haldır. Ona niyet onu ifsad eder. Fıtrı bir, yani üstü zana fıtrı bir haldır. Niyet edilmez. Sadece enenin mana ismi cihetinde tecerrüt ediyor. Mana harfiyle bakarak o suizanı izale etmiş olur. Suizanın inkişafını engellemiş olur. Mesela bu kanunu şeyde kullanıyorum anlattığını. Mesela diyor ki eşini kavga etmesine, psikoloji ya, eşini kavga etmenin en büyük sebebi değiştirmeye kalkmaktır. Tamam mı? Eşini değiştirmeye, yapma diyor. Bunu yap diyor. Yoksa yok yani. Bu diretir yani. Hiçbir nefis demez ki Allah razı olsun. İyi ki söyledin, düzeltin. Direnir.
Ben buna şöyle bir çare buldum, o söyledi. Onun kötü bir ahlakıyla kaldırmaya meşgul olma. Dedin, tamam, onu. Onu kapatacak, ortadan kaldıracak güzel sıfatını onayla, ikide bir parmak bas. O güzel sıfatın çapını genişlettirirsen sufli sıfat yok olur. İnkişaf etmez yani. Evet. Bir işte, kuvvete kalır. Evet. Mesela cimri adam, ya cimri niyesin kardeşim, cömert ol demektense, tamam. Ya şurada bir şey var ya, bir kalem alsın, bir kalem alsan iyi olur ya. E öyle mi ya falan. Böyle, yani cimrilikten vazgeçmek demektense veya çocuğa oğlum, kızım ekmeği yiyerek dolaşma, döküyorsun, Allah yakar seni cehenneme demektense oturarak yersen Allah seni cennetine koyar. Yani iyilik sıfatının çapını genişletirsen sufli sıfat kalkmıyor. O zaman hüsnü zanı, evet, hüsnü zanı geliştirirsek suizan dipte kalır. Üstadın kullandığı metod abi, 9. metoddaki mecralan durak var ya. Evet, dünyayı sevme, adalet etme, değil mi? Orada. Oysa teklifi manayı taktır diyor. Ama bunların diyor, olma, yani yaratılış gayesine uygun istihdam edilirse hem teklif uygun olur hem de netice de alınır. Çünkü dünyayı sevme, nasıl sevmeyeyim ya, fıtratımda var. O ki benim sevmemi istemiyordu, niye yarattı? Oysa şöyle şöyle sev derse ne kadar güzel olur, kolay olur. Peki. Vahir davahum elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tı masalat.